Yaklaşık 45 gündür bu tişörtte durduğum için üstümü değiştirip geliyorum hemen. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bilmeyenler için ben Zeynep, bilenler ve tekrar gelenler için teşekkür ederim geldiğiniz için. Diş telim takıldı. Sağa. Canım çok acıyor. Hem alt diş telim takıldı hem de üstteki diş telim kalınlaştırıldı. Galiba bir hafta falan yemek yemeyeceğim. Şaka yapmıyorum. Gerçekten yemiyorum. Bebe bisküvilerimi aldım, stokladım. Meyvelerimi aldım. Meyveli yoğurtlarımı da aldım. Ve bu bir haftaya hazırım. Bugünümü günlük vlog olarak düşündüm. Onun için evde ne yapacağıma bakacağız. Ki çok bir şey yapmıyorum çünkü haftaya sınav haftam. Ve ben hala çalışmaya başlamadım mal olduğum için. Ders çalışmaya başlayacağım. Neden? Çünkü böyle videolar için yapınca, hani bunun için yapacağım, bunun için yapacağım deyince galiba Allah rızası için beynim ders çalışmaya falan başlıyor. Yoksa hiç çalışmayı planlamıyor gibiyim. Bugün yapacaklarımızı şimdi şu an listeleyeceğim. Videonun sonunda inşallah hepsini yapmışsındır Zeynep. İlk önce odamı temizlemem lazım çünkü çok dağınık. Normalde de dağınık bir insanım ama bu kadar dağınıklığa gelemiyorum çünkü aradığım şeyleri bulamıyorum. Sonra plan yapacağız, haftalık plan. Ve ders çalışacağız. Günümüz bitecek. Umarım böyle güzel bir gün olur. Verimli bir gün olacak. Benimle birlikte muhteşem verimli bir güne hazır mısınız? Evet. Çok fazla heyecanlandım böyle, kendimi çok şey hissettim. Bir tane YouTube'cu var, şimdi söylemek istemiyorum, hep şöyle konuşuyor. Neyse, çok garip gelmişti bana. Bayağı heyecanlı konuştum çünkü hiç yaklaşık bir aydır, bu tekneden geldiğimizden beridir olan süreç, bir aydır değil de hani bir ay gibi hissettiren süre, hiçbir şey yapmıyorum, sıfır. Sıfır. Mesela video çektim, asla editlemiyorum. Derslere giriyorum, hiçbir not alma yok ya da ne bileyim, hani haftaya finallerin var Zeynep. Hepsi de ard arda. Yani ortalamanı da yüksek tutman lazım. Yok, öyle bir şey yok. Ben de dedim ki madem videoyu editlemedin o zaman bu güzel günün videosunu çek. Saate baktım, şu an 4:40 geçiyor. Yapabileceğimizi düşünüyorum. Okey, başlıyoruz. Hiç de başlayasım gelmedi şu an. Videoya başlamadan önce kargom geldi. Onlara bakalım. Bunun içinde yüzük var. Şu kadar bir şey, bu kadar. Gereksiz. Bunun içinde çanta var. İlk defa kendime böyle çanta aldım. İkinci defa. Baba! Şimdi bu kocaman pakete geldik. Ben buna 60 TL verdim, buna. Sakın niye verdim falan demeyin. Verdim. Altında da normal fiyatı yazıyor. 7 euro. Hatta indirime girmiş, 6 euro olmuş. Kardayım yine, 8 TL'ymiş. 8 kere kaç euro, kaç oldu? 10 desek. Oo, daha ucuz alıyorum yani. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Fakat bu kocaman. Böyle buraya girince bile. Bakın. Çok da güzeldi. Baksanıza, üstünde yeşil yonca var. Dört yapraklı yonca. Haydi Mithat, göster. Göstermiyor. Artık hayal edeceksiniz. Küpelerimi Kadıköy Çalı Pazarı'ndan aldım. Çok sordunuz falan. Bu da çok beğendim. Bilmiyorum. Şurası birazcık böyle. Göstereyim. Anneme sorarım. Derse ki Zeynep, daha güzelini bulursun derse geri vereceğim. Ama hiç böyle çanta olmadığı için de çok beğendim. Bilemiyorum. Çok tatlı. Ben video çekeceğim diye herkes iş yapmaya başlamış. Bir miktar kırıldım. Her yerden de ses geliyor. Ne oluyor? Odamı toplayacağım için biraz daha şık giyindim. Neden bilmiyorum. Çünkü neden olmasın. Yıllardır bulamadığım tişörtümü buldum. Sonra hemen göstereyim şöyle. Annem bana yaptığı haşırtman pantul, bakın. Alttan hava alıyor. Evet, onu giydim. Şimdi saçımı da toplayacağım. Etrafı toplamam lazım. Çünkü ders çalışmam lazım. Ders çalışmam için de önce yapabileceğim her şeyi yapmam lazım. Dün ders çalışacaktım. Ders çalışmamak için evi topladım ve süpürdüm. Hani böyle dip köşe süpürmek oluyor. Koltukların içini, arasını böyle. Her yeri böyle süpürdüm. Çok garip bir gündü. Ama bugün...
Okay. Süpürgemi getirdim. Bu arada babam buradaymış. Hemen babamı gösterelim. Beni seviyor musun? Sevip sevmediğim belli değil mi? Teşekkür ederim canım. Bu kadar sohbet yeter. Odamı göstereceğim ne kadar dağınık olduğunu. Sonra sizi tam olarak şuraya, şuraya bir yere koyup odamı toplayacağım. Sonra ders çalışacağım. Çok yoruldum. Şı. Öndeki dört diş çok ağrıyor. Yukarıdakilerin ağrısı şı. Ağrıyormuş. Keşke yapmasaydım. Odamı topladım. Şimdi de yemek yiyip ders çalışacağım. Ama öyle bir yorgunluk çöktü ki üstüme. Muhtemelen ders çalışacağım için olabilir. Hı? Bıçakla kesince yiyebiliyorsun. Hı? Şunları yıkayabilir misin? Ya da ben yıkayayım. Bir de sen kadar. Bir tane mi? İki tane. Teşekkür ederim. Merve ile birlikteyiz şu an. Böyle kaoslu bir araba serüvenimiz oldu. Maltepe sahildeyiz. Maltepe, Şentepe, önce Ancan. Aynen öyle. Hibisküsümüzün içine hibiskus aldık. Hibisküs katmışlar. Benimki hafif sarı, onunki gerçekten resmen beyaz. Resmen buzlu su yani. Şu bubble pop frappuccino'yu denedim dedim de o da yokmuş. Kerem de coconut strawberry içecekti. Kokonat sütü yokmuş. Biraz kaoslu bir gün oluyor. Sahile geldik. Oraya gidince ben size bir özet geçerim neler yaşadığımı. Ama zaten yüzümüzden belli değil mi? Ben çok Halim, güzel olduğumu de düşünüyordum. Gerçekten ama güzel giymişsin yani. Üstüne nerede buldun? Annem yaptı. Hayır bunu. Onu ben işte terlediğim için çıkarmıştım. Ha, niye tişört getirdin ablam o zaman? Terledim diye. Biraz da ablamın içinden içeyim haberi olmadan. Dişlerim var. Evet. Maalesef. Altı daha çok acıyormuş. Altı en çok yakar. Güzel gerçekten dadı. İlk önce masadaki her şeyi göstermek istiyorum. Çünkü çok şey getirdim. Hemen gösteriyorum. Kerem'i getirdim.
Merve'yi getirdim, Melike'yi getirdim, yeni arkadaşımız Ecin'i getirdim. Merve Ecin, nasılsın? İyi misin? Burada olmaktan mutlu musun? Evet. Ecin de topunu getirmiş, topu da burada. Teşekkür ederiz Ecin'e. Sonra Ojem'i getirdim, hoparlörleri getirdim, bu arkadaşlarımız. Kerem'i getirmesen olurdu aslında ama. Merve'nin geleceğini niye söylemedin, gelmez. Hadi şimdi. Unamız var, kartımız var, daha ne olsun. Kekimiz var. Melike yine bir şeyler yaptı. Şey. Teşekkür ederiz Melike. Merve yaptı bu sefer, şimdi ayıp olmasın. Çok pardon. Tadını alabiliyor musun? Evet, ben bir şey dememek istiyorum. Hayatımda ilk defa limonlu tarçınlı kek duydum, onu da Merve yaptım. Havuçlu yapalım dedim, ikna edemedim. Ya limonla tarçın niye olmuyor Melike? Bazen detoks yaparken limon tarçın içiyorsun ama. Hiç detoks yapmam bu arada, yani öyle bir şey de yok. Mutfakta şef benim dedi ve bir şeyler yapmaya çalıştı. Şef'ten ne anlar? Hatta tripodumu bile getirdim sonunda ya. Ne kadar güzel çıkıyorum. Bir kere de. Kızı destekleyici ol. Supportive friend niye olamıyorsun? Şurada. Çay için böyle tüplü bayağı. Kutumuz var, içinde çayımız var, şekerimiz var. Buraya bayağı saat 8'e 9'a kadar oturmaya geldik. Ne oldu? Haber olan var mı 8'de bu sefer? Yoktu bu arada. Kıyafetimi göstereceğim. Dön etrafına, kendi etrafına. Ecin çok beğendi. Teşekkür ederim Ecin. Bir şey değil. Bir şeyden bahsetmek istiyorum. Merve benim kuzenim, Kerem benim arkadaşım. Sonra ben bunları arkadaş yaptım. Artık benden daha çok iyi anlaşıyorlar. Böyle olmaz. Küçük bir sorun var. O kadar. Bunu buradan da belirtmek istiyorum. Benimle ilgilenin çünkü... Ya... Maalesef ki Kerem'i senden daha çok sevdiğim için o şeyler biraz değişti. Değil mi Kerem? Tabii ki de kanka. İşiyor. Oh my god. Aa, izin ver de işesin abi gerçekten. Sana kan mutlu, baksana benden mutlu. Senden herkes mutlu Kerem. Kendini köpeğe benzetmez. Bir adam götürdü köpeği. Her şey gibi benzetmez. Biz acıktık. Ben tabii diş telim olduğu için çok yemedim, şimdiden aldım. Acıktık paşalar, bu paşalar. Gittik arabayla yemek aldık. Şimdi geldik. Tam 3 kere gidişte, 3 kere gelişte park edemedim. Bunu da söylemek isterim. Üçüncüde de hep insana yardım etti. Neyse, şimdi yemek yiyoruz. Bye. Bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İsterseniz beğenebilirsiniz, isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Diğer videoda görüşürüz. Hadi herkese sağ olsun. Güle güle. Ecine sallamadı. Ha, sallamış. Güle güle. Güle güle.